Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerle söyleyişi gerçekleştirdi yeni dönemde ekonomiyi güçlendirme beklentisini aynen devam ettireceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Burada ekonomiyi bir kenara koyalım diyemezsiniz. Her ülkenin ilk işi ekonomidir ve burada da atılacak olan adımda, özellikle gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki görevi, gerek Merkez Bankası'ndaki değişiklik, gerek BDDK'da attığımız adım, bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan bakanlarımız yani Ticaret Bakanımızdan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza savunma sanayine varıncaya kadar hepsi bu işle ilgili.'' Biz bunlara prim vermeden altyapı ve üst yapıda bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konularla ilgili olarak bir taraftan da tabii finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bizim bankalar noktasında sıkıntımız yok. Bizim bankacılık sektörümüz zaten güçlüdür, dedi. Finans yönetimini daha güçlü hale getirerek enflasyondaki düşüşü de daha aşağı çekmeyi hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabii bazı arkadaşlar Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle rahatlıkla Merkez Bankası ile beraber atmasını kabullendik. Hayırlı olsun dedik. Ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz enflasyonu tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6 idi, enflasyonda 6,2 idi dedik. Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Hafize Gaye Erkan'ı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kendisine önerdiğini belirten Erdoğan, Hafize Hanım'ı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım. Yani ben bir göreve geldim, ne yapıyorum? Kadromla geliyorum. Yani bakan arkadaşlarımı seçiyorum, inceliyorum ve bununla da kalmıyorum. Farklı bazı isimler varsa bunlar üzerinde de çalışmalar yürütüyorum. Ve buna göre de kabinemi oluşturuyorum, dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay gerçekleştirilecek NATO zirvesiyle ilgili soruya da şu cevabı verdi. Bu NATO zirvesi Vilnius'ta yapılacak. İnşallah fevkalade bir durum olmadığı takdirde ben de katılacağım. İsveç'in bu beklentileri, bizim bu beklentilere uyacağımız anlamına gelmez. Bizim bu beklentilere uymamız için her şeyden önce İsveç üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Eğer bizim İsveç'in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, her şeyden önce İsveç bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım. NATO bunu bir defa halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius'ta filan biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz. Yarın baştanışmanın büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İsveç, Finlandiya, NATO heyetiyle daimi ortak mekanizmanın dördüncü toplantısını yapacak. Onlara da şimdiden bu mesajı verecek. Yani Cumhurbaşkanımızın kanaati budur. Kesinlikle Vilnius'ta çok daha farklı bir şey beklemeyin dedi.